projenin planlama literatür açısından iyim analizi, yükseklik, mülkiyet, enerji, dere yatakları meselesi. Şurası çok daha genişleyebilir. Bir ara şey, şu sarı ve mavi olan kısımlar bölgede çok daha artabilecek şekilde bir bölge burası. Hı. Sizin şu andaki yaklaşım olduğunuz yer aslında işin giriş kapısı. Evet. Eğer ki biz bu projede, evet, biz bu projede bizim hedeflerimizle şehrin taşımak istediğimiz noktayla projelendirmeyi hepsini bir araya getirirsek, tabiri caizse böyle üç ayağı da yere bastırırsak yeni bir bölgenin oluşturulabileceği, onun için de mülkiyet olarak altyapının hazır olduğu, hatta topografi olarak, iklim olarak biraz ya da burası yüksekte bir yer. Evet. Şehrin hakim bir noktası. Evet. Böyle güzellikler de arkasından gelecek inşallah. Biz bu alanda zaten standart bir yapı tipi çalışmadık. Tek kat, iki kat, üç kat, dört kat değişik yapı tipleri çalıştık. Arazide 5 farklı yöne eğim var. Manya kodu sınırı var. Kuru dere yatağı var. Bunların hepsi göz önüne alınarak 10 farklı tipte konut tasarlandı ve manya kodu da göz önüne alınarak oluşturuldu. Bu külliyeyi de her yerden görürsün diye bir platformun üstüne oturtabiliriz. Ve onun işte kıblesi, her şey ona göre ayarlandı. Altlarında bunun muhtarlığı, sağlık ocağı, ondan sonra kuran kursları, ona yönelik sosyal aktiviteler olsun diye bir şey. Mahallenin ihtiyaçlarını karşılayacak, toplumsal ihtiyaçlarını karşılayacak birimler var. Böyle bir alanın içerisinde bunların hepsinin kurgulanmış olması güzel.